Beyoğlu İstiklal Caddemizde sorunlar hiçbir zaman bitmedi. Niye bitmedi? Burası Osmanlı döneminden beri bir cadde. Hareketli bir cadde, önemli bir cadde. Eski ismiyle Cadde-i Kebir. Doğru mu başkanım? Tabii her zaman altyapı sorunları oldu, yenileme çalışmaları oldu. O çalışmalar bir türlü tam randıman vermedi demeyelim ama kısa zaman sonra tekrar yeni çalışma ihtiyaçları doğurdu. Burada uzun sürmenin de nimeti artık bir daha burada kısa bir zaman içerisinde çalışma yapılmayacak olması. Burada yaklaşık 148 kilometrelik altyapı boruları döşendi. Bunun %30'u boş olmakla birlikte gelecekte yeni teknolojilerin ihtiyaç hasıl olması halinde o kanalları kullanabilmesi için. Yine bu tren rayının titreşimden dolayı hem altyapıya hem kenardaki binalara zarar verilmesi. Bunlarla ilgili tedbirler alındı. Bu tedbir aslında buradaki esnaf arkadaşlarımızdan uzun soluklu bir sıkıntı yaşadılar ama onun karşılığı olarak inşallah önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl burada tekrar bir daha altyapıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuda özellikle bu tarihi dokunun içerisindeki bu caddeye biz ağır tonajlı araçların girişi, devamlı trafik araçlarının girişini de engellemiş olacağız. Bu konuda valiliğimizde, ilçe belediyemizde koordineli bir şekilde zorunlu olmayan araç girişleri buraya inşallah girmeyecek. O şekilde de korumuş oluruz diyorum. Taksim Meydanı 2015'te başladı. Orası ne oldu? Evet, orası da bitmek üzere. %99'u bitti. Aslında bitti denilebilir. Dünyada da baktığımız zaman bu şekildeki tarihi alanlarda ağaç yetişme ihtimali yok. Çünkü zemin tamamıyla sert zemin. O sert zemine ağaç ekip bir de ilave su vesaire girdiği zaman hiçbir zaman buranın problemi bitmiyor. Pekala İstiklal Caddesi yeşilden mahrum mu olacak? İnşallah yeşilden mahrum olmayacak. Buralara yine belirli bölümlerde oturma alanları, o oturma alanlarının etrafında da yine değişik usullerle yeşillikler, çiçeklendirmeler olacak. Yılbaşı hediyesi olarak ne derseniz YTT Genel Müdürümüzle konuştuk. Bir hafta inşallah tramvayımız bedava olacak. Ama bedava diye fazla binip de daha sık sefer yapalım inşallah. Vatandaşımızı bir yıldır tabii bilemiyorlar. Onu da sağlayalım diyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ya zaten aşağıda suyun çekilmesi. Yapabilirsen buraları da keselim.